Hayatta sadece müzisyen olmak istedim. Belki de bu nedenle çok huzursuz görünüyorum yani. Acaba başka bir hayat yaşayabilir miydim diye düşünüyorum. Yok, fanatik değildim. Çok bağlıyımdır ben Beşiktaş'a. Büyük bir palavradır. Türkiye Ligi çok zor bir lig. Gerçekten anlayamıyorum ya. Helikopterlerle teknik adamları gidecekleri yerlere götürüyorlar. O kadar borcum var. Bu zenginlik gösterisi niye? Arda'nın da zamanı var diyor. Bunu ezerler diyor mesela. Ya bunu ezen sistem işte. Bu çocuk neden olgun bir oyuncu olmak için 26 yaşını beklemek zorunda? Bir ilkokul öğretmeninin çocuğuyum ben. Köyde esasen yaşadım, büyüdüm. 9 yaşında şehre indim. Kitap okumayı severim bir çocuktum yani. 12 Eylül'den sonra okuma meselesi biraz korkutucu olmaya başladı. Devamında işte kırık dökük bir lise hayatı. Akabinde bir Samsun'da matematik bölümüne 2 yıl devam etme. Sonra İstanbul'a felsefe bölümüne gelme. Oradan iş ararken bir otelde çalışayım da gece sabaha kadar gündüz okula giderim derken sabah gazetesinde iş bulma. Ve bugünkü işte emekli gazeteci. Arada çok şey oldu tabii. 2 kere evlendim şimdiye kadar. Çok arkadaşım oldu. Kalabalık birisiyimdir ben. Neredeyse hiçbir akşamım boş geçmez. Biraz bu televizyon meselesinin yarattığı popülerlik diyelim, şöhret demeyelim. Benden olsa olsa anti şöhret olur. Hani hiç kimseyi beğenmeyen adam filan diyorlar ya, sinirli filan diyorlar. Doğru da yani. Biz sinirsiz de değilim yani. Yani şaşıyorum zaten sinirsiz insanlara. Ama ondan zannedildiği kadar sinirli birisi değilimdir. Biraz ukala buluyorlar benim. Yani her şeyi biliyorsun diyorlar. Yani bunu bana söyleyen insanların çok az şey bildiğini biliyorum. İnsan öğrendikçe daha çok öğrenmek istiyor. Öğrendikçe kaygılanıyor. Öğrendikçe bir olumsuz gidişi görür hale geliyor. O gördüğü şeyi değiştirmek, dönüştürmek istiyor. Yoruluyorsun ama yani hayatta böyle bir şey. Fanatik Türkiye'de niyeyse iyi bir şey diye anlatılıyor. Aslında fanatik hasta demek ya. Yani şizofrenik bir durum aslında. İşte olumlu bir şey gibi anlatıyor. Yok, fanatik değildim. Çok bağlıyımdır ben Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş için birisinin kalbini kırmam, canını yakmam. Ama maçı erken giderdim. Şimdi benim Beşiktaş'ım şöyle oldu. Radyodan maç dinliyoruz. Sürekli Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diye bir şey duyuyorsun. Çocuklarla top oynuyoruz. O diyor ki ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. O diyor ki ben Galatasaray'ı tutuyorum. Radyoda Beşiktaş diye bir şey de duyuyoruz. Aksilik var ya bende. Çok da aklımda yatmıyor aslında. Hani Beşiktaş diye bir şey de bilmiyorum. Öyle bir mahallenin de ufağıyım. Bir karşılığı da yok. Bir zamanlar ben buraya bir düğüne getirdiler. Kuzenlerden biri evleniyor. Bayrampaşa'ya geldik. Bayrampaşa'da Necdet abim vardı, teyzenin orada. Ufam da adam. Necdet abi bana dedi ki sabah seni maça götüreceğim. Sabahın 4'ünde bizi kaldırdılar. Ama ellerini böyle battaniyeler falan da var yani. Garip bir durum benim için. Oğlum nereye gidiyorsun? Nasıl bir maç? Geldik inenin önüne. Ana baba günü. Herkes bizden önce gelmiş. Bir çocuk için çok etkileyici bir şey. Ya şehir tamamen oraya inmiş. Sanıyorum da bir Fenerbahçe Beşiktaş maçıydı. Çok etkilenmiştim şeyden, ortamdan. İtiş, kakış, bağırış, kaçışma, kovalama, kapı tuttun, tutmadın, aşağısı, yukarısı falan. Sonra ben oradan dönerken kendimi Beşiktaşlı buldum. Çok büyük Beşiktaşlı bilinmemin nedeni. Beşiktaş maçı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın maçı varsa o gün benim için o maç vardır yani. Bütün organizasyonum ona kuruludur. Durumum ne olur? Olsun. Burası çok zor bir lig. En büyük palavrası bence bu. Çok büyük bir palavra. Türkiye'de futbol çok zor bir lig. Yok öyle bir şey yok. Yok ya, çok kolay. Kimseyi yenemiyorsun ya. Şuradan kapının dışına çıkıyorsun. Kapı kuleye git, çantanı açmadan eve gönderiyorlar. Avrupa'nın en faullü ligini çok zor. Herhalde faulden bahsediyorlar. Çok faul yapılıyor diye. Büyük bir palavradır. Türkiye Ligi çok zor bir lig. İlk gelen hep bunu söyletmeleri de oradan. Yabancılardan ilk gelen futbolcu olsun, teknik direktör olsun, büyük ihtimalle bak onun için sana ekstra para vereceğiz. Bunu söyleyeceksin önce. Çünkü topluma uyandırma bizim toplumu diyorlar. Zorluğu ne? Gol atamıyor, kolay golluyor. Zor diyorlar. Ben anlayamıyorum yani.
yalan yanlış işler yapanlara karşı huysuzum. Yani hırsıza herkes sinir olur değil mi? Herkesin bir tepkisi olur hırsıza. Tacizciye tecavüz şey olur yani. Ama daha çok benim meselem kişilerden öte bir yerde. Benim yapılarla daha çok ilgiliyimdir. Yani kişi bazen de durumun kurbanı oluyor. Ya birçok teknik adam başka şeyler yapmak istiyor ama durum onu kurban ediyor. Tribündeki birçok insan da aslında takımının iyi oynamadığını biliyor. Ama kendine kurban yani kayıpta bir kurban arayıp kendisini hayatta tutmak için takımının içinden en zayıf gördüğü, en cılız gördüğü özneye yöneliyor. Şimdi neye çok sinir olursun? Göre göre bir yanlışı tekrar etmez insan. Diyorlar ki, ya sen çok mu mükemmelsin? Ya böyle bir şey söyleyebilir miyim? Yapmam gereken şey, evet belki biraz tonumu düzeltmek, konuşmayı düzeltmek, öfkeli görünen hali düzeltmek gerekiyor ama sonra bazen öyle programlar da yaptım olduk. Fark ettim kimse izlemiyor. Yazıyorsun kimse okumuyor. Enteresan yani bu. Bu hayat da enteresan. O zaman fark ediyorum ki kendim de aslında kendi rolümün kurbanı oluyorum. Fark etmeksizin. Sinik bir sarkastiklik var. Hafif bir alay da ediyorum. Bunun da bir karşılığı var diye düşündürüyor hayat bana herhalde. Büyük takımlardan birinin başkanı olsam. Takımdan birilerinin aleyhine ya da takımın aleyhine tribünde organize olan ya da tekil davranan arkadaşları bir kere tribüne almazdım. Giremezsiniz buraya da. Anayasal bir hakkın ihlali farkındaysam bu yani. Eğlenme hakkını elinden alırım yani. Ama şöyle yapardım. Onları alıp stada almayıp antrenmana götürürdüm. Siz sürekli zenginliğe paraya pula bakıyorsunuz ama çok zor bir iş yapıyorlar. İkincisi, kat'i surette benim takımlarım 24 yaş altında yığılmış takımlardır. Antrenmanı çok seven, anlatılanı öğrenen çocukları çok yetenekli olmayacak. Antrenman sevecek, anlatılanı öğrenen çocuk olacak. Bu çocuğun bizim buralarda olmasına da gerek yok. Almanya'daysa Almanya'da, Kamerun'daysa Kamerun'da, Trabzon'da, Çorum'da, Tatvan'daysa da Tatvan'da. Bunları bulacak bir organizasyon tesis etmeye çalışırdım. Bunlara kızan köpüreni bunlarla birkaç tane antrenmanı çıkartacağım. Bakacaksın evde uyuyabiliyor musun? Sabaha kadar uyuyamazlar o antrenmanları yapmaya kalksalar. Tabii en önemlisi benim yaptığımı herkese zorunlu tutmak için gerekli yasal düzenlemeler. Ben yapmıyorsam bu takım da yapamaz. Bunun bu kadar borcu var. Bunlar borçlarını ödemeden bizimle yarışamazlar. Bizimle aynı sahaya çıkamazlar. Öyle yok yani istediğin kadar para harcayacaksın. Bir de benimle yarışacaksın. Para nerede? Gitti. Yani 14,5'muş ya bizim takımların transfer ortalaması. 14,5. Her yıl 14,5 takım ortalamasıyla transfer yapılır mı? Yani buna ne para dayanır? Buna ne çimen dayanır? Buna ne deterjan dayanır bunların formalarını yıkamaya? Ne bunlara ütü dayanır? Ne masör dayanır? Ne antrenör dayanır? Ne fizyoterapist dayanır? Sürekli sakatlanır bunlar yani. Yani her şeyi yanlış olan bir yapı. Her şeyi yanlış. Yani futbolcu bir kere hepimiz gibi iyi bir insan olmaya çalışmalı. Öğrenmeyi becerebilmek, öğrenmeye gayret etmek, öğrenen birisi olma kaygısı her işin temelidir. Bilim insanı için de böyledir, tarım insanı için de böyledir, işte futbolcu için de böyledir. Deneyimlediği şeylerden olumlu sonuçlar çıkartıp çıkartmadığını test edebiliriz. Mesela son Trabzon Galatasaray maçında Sacha Boey bir çalım yedi Trezeguet'ten. Çok ciddi söylüyorum, ben o çalımı yemem. Trezeguet beni geçmez demiyorum bak. Trezeguet beni geçer. Ama çalımı yemem. O hareketi yapmaz bir sporcu. Yani çalım atacak oyuncunun üzerine gitmeye başladığında o seni çalımlar. Bunu bu seviyedeki herkesin biliyor olması gerekir. Futbolcuda ilk aradığım şey öğrenebilme özelliği. Futbola meraklı olmalı, bilgiye meraklı olmalı, futbolun bilgisine özel olarak meraklı olmalı, mutlaka hobisi olmalı. Mutlaka futbol dışında bir şeyle ilgilendiğini gösterebilmeli. Mutlaka ve mutlaka zihni bir navigasyon gibi çalışabilmeli. Yön bulabilmeli, bir yere kendi başına gidebilmeli. Ben çok gerçekten anlayamıyorum ya. Özel uçaklarla buraya sporcu getiriyorlar. Helikopterlerle teknik adamları gidecekleri yerlere götürüyorlar ya. Gerçekten ayıp oluyor yani. Sen uçağa binip Portekiz'den İstanbul'la havalimanına inemezsin diyorsun. Oradan bir araba tutup bilmem ne kulübüne gelemezsin diyorsun insana. Ya çok garip değil mi bunlar? Ya git koşturuyorlar. Ya bunun adamın özelliğiyle hiçbir ilgisi yok. Adamı rahat ettirmeyle hiçbir ilgisi yok. Adamlar da geliyorlar, ilk iki maç oynuyorlar, üçüncü maçta senin ülkende ne yapıyorsa taklit ediyorlar. O kadar borcum var. O helikopter neyin nesi? Binecek arabasına gidecek gitmesi gerektiği yere. Bu zenginlik gösterisi niye? Her ülkede olduğu gibi birçok alanda yüksek potansiyelli ülkeyiz biz. Aradığının da zamanı var diyor. Mesela niye diyorsun? Pişmesi lazım diyor. Tamam da nedir bu söylediğin yani? Bu pişmesi lazım. Daha zamanı var. Olgunlaşması gerektiği şey ne? Fiziksel olarak mı yetersiz? Kasını ölçtün, kasında mı bir sorun var? Zihinsel olarak mı yetersiz? Hani problem çözemiyor. Sorun nerede?
Bunu ezerler diyor mesela. Ya bunu ezen sistem işte. Yani Trabzon, Galatasaray maçı 34 faul. Bu sistemde çocuk olur mu? 34 faulün 6'sını çocuğa yapsan gitti çocuk zaten. Bir süre sonra şöhret olmak, özel birisi olmak, ona yettiğini vaz eden anlatı her şeyi ele geçiriyor. Kerem şöyle oldu, böyle oldu. Yunus böyle oldu. Arda böyle oldu. Emirhan şöyle oldu diyorsun. Değil ki, konu o değil. Konu niye bu çocuklar buralarda büyüyemiyor? Niye yani çocuk 19 yaşında 24 yaşındaki bir çocuk gibi oynayamıyor? Neden? Soru bu yani. Bu çocuk neden olgun bir oyuncu olmak için 26 yaşını beklemek zorunda ki o zamana kadar zaten 8 takım gezdiriyorsun. 3 İstanbullu. İstanbul oligarşisi kulüp binasına da değil. Şehrin bir yerinde kütüphane açacak. 3 senede orada 5000 tane kitap olacak. Yazara para verecek. 3 tane 5 tane kenarda oturttuğu dıgırık topçuya para verene kadar. Dıgırık yani. Oturdu kaç tane topçu tribünde aldılar tıkır tıkır paralarını. Beşiktaş 4 tane oyuncusunu kullanamadı geçen sezonlarda değil mi? Jermaine Lens, Adem Laiç, Ensakala, bir de Douglas. 4'üne para verildi. Ya onlarla değil sadece İstanbul'a, memleketin her yerine. Ha diyeceksin kütüphaneye kim gelecek? Sen kur da gelmesin. Harry Potter'dan geçilmiyor hani. O yüzden çocuk herhalde, o da ondan mı kaptırdı kendini nedir? Harry Potter sevinci yapıyor ya Kerem Aktürkoğlu. Yani birisi çocuğun aklını çelmiş herhalde yani. Yani sihir yani, onlar oyun, sanal oyunlar. Bize başka bir şey lazım mı? Mesela Metin Oktay acaba gol atınca nasıl seviniyordu? Bir Galatasaraylı futbolcu olsam, hani Metin Oktay sevincini taklit etmeye, o sevinçten bir model, yeni bir model. Lefter sevincinden, efendim Vedat Okyar sevincinden, Yusuf Tunaoğlu sevincinden, Mustafa Denizli sevincinden, gol sevincinden bir şey yapardım. İşte Börç'ün yumruğu değil mi? Börç yumruğu diye bir şey var. Yani bir şey bulunur yani, kulüp kültürü, kulüp gelenekleri böyle oluşturulur, böyle yükseltir ama maalesef söyleyip buralarda kalıyoruz. Bak sinirlenmeden anlattım bir sürü şey. Ben öncelikle kendime karşıyım. Belki de bu nedenle çok huzursuz görünüyorum yani. Acaba başka bir hayat yaşayabilir miydim diye düşünüyorum. Hep bana sorarlar, sen ne olmak istiyordun diye. Belki de onun huzursuzluğu var benim üzerimde. Ben hayatta sadece müzisyen olmak istedim. Bağlamayla uğraşıyorum, biraz klarnetle uğraşıyordum. Belki de müzisyen olamadım diye böyleyim. Müzik bambaşka bir durum yani insan için. Ben de daha çok olumsuzluklara karşıyım. Eşitsizliğe karşıyım yani. Bu dünya eşit, adil ve özgür yaşanabilecek bir yer. Herkesin birbiriyle eşit ilişkiler içinde. Bizde eşitlik deyince herkes aynı parayı harcayacak zannediyorlar. Yani mesela herkesin var ya o İtalyan arabaları. Herkesin İtalyan arabası olsun mu onu? Atölye. Öyle değil ya. Herkesin bir eşitlik içinde emeğinin karşılığını aldı. En çok futbolda duyduğun tanım, kavram adalettir. Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Ya eşit olmayan bir yerde adalet olur mu? Eşit değil ki oyun. Birinin borcu birinin borcuna, birinin varlığı birinin varlığına eşit değil ki. Nasıl adil olsun? Oyun adil değil. Hakemin düdüğünde adalet arıyorsun sen. O da gördüğünü çalıyor. Görmüyor yani. Nasıl görmez diyor. Ya görmüyor işte. Güçlü takımın lehine çalıyor diyor. İşinde ne diyorlar? Kaç tane hakemi attırdılar? İşte Bülent Yıldırım bunun en iyi örneğidir yani. Çok önemli bir bürokrat Bülent Yıldırım, çok önemli bir bürokrat olacakken profesyonellik hakemlik meselesini aldılar. Benim tuttuğum takımın ibra edilmeye yöneticileri o kadar kaçağa çıktı Beşiktaş'ın. Bülent Yıldırım'ı hakemlikten attırdılar, işini gücünü engellediler yani. Belki Bülent Yıldırım memleketin çok çok önemli bürokratlarından biri olacaktı. Onlar ortada yok. Bütün Beşiktaşlılar bakıyorlar ki akşam Bülent Yıldırım, Deniz Şoban, Lale Orta bizim takımın penaltısı verildi mi verilmedi mi ne diyecekler diye. Atılırken insan sahip çıkmaz mı bir ülkenin bir çocuğunu? Sürekli çalımcı arayıp duruyor ülke ya. Bu kadar çalıma meraklı olur mu? Sürekli çalım atmaya çalışırken çalınmıyor. Aldığı oyuncudan çalınmıyor. Paradan çalınmıyor. Ya bütün neredeyse 50 milyara yakın borcu varmış. Ya birçok takımın tahtası kapalı ligde. Ya bu ne demek? Kayıplar nerede? Nereye gitti? Nasıl oldu? Kim yanlış yönetti? Bunun peşine düşeni olmayınca maalesef içinden çıkılmayacak futbol sorunları oluyor. Serkan çok iyi bir çocuk. Ancak ya sanıyorum bu reyting
diye bir şey, bir modeli var onun. Rating böyle yapılır filan. Ben hayatımda hep referanslarla geçti anlatırken. Şimdi o benimle ilgili, diyelim ki Ayşe Kadın fasulye sözlüğünü açıp da bakıyorlar da orada benimle ilgili, ben ve Serkan'la ilgili bir şey var ya. O arkadaş sadece orada beni görüyor. Ben onu yani 10 yıldır anlatıyorum. Şimdi 10 yılda haftada 4 kere bir şeyi tekrar tekrar anlatınca şeye düşüyor insan. Ya ben bunu anlatamıyorum herhalde diyorum. Sonra da ya anlattım ya ben bunu, nasıl anlamıyorsunuz artık? İnsanlar biraz aslında bilgiyle ilgilenmek istemiyorlar. Daha çok gösteriyle ilgililer. Ve orada da öyle bir şey çıktı yani, öyle bir çatışmacı bir şey. Programın böyle gidiyor olmasından çok rahatsızım. Ama oyun da böyle bir oyun. Yani oyun birden bizi oraya götürüyor. Anlattığın şeyi bir daha anlatıyorsun.